farklı bir tepkiydi. Olay yerinden hemen dağıldı. Evet. Ne zaman diyelim? İnşallah... Uraz yeni sezonda Erşan da yok diye. Ozan Güven ne zaman gördüğünüz aramızda? Filmden çok mutluyum. Arkadaşlarımla çok yani hem duygusu yüksek hem de resim olarak, müzik olarak, ambiyans olarak el ayağı düzgün, utandırmayacak bir film ortaya çıktığını düşünüyorum. Çok farklı bir projeydi benim için. Özellikle karakteri oluşturmak çok zordu ama bir o kadar güzeldi. Bir tiyatro edasıyla çalıştık ve sete öyle çıktık. Bir şiir dinletisi gibiydi. Ben de çok mutluyum. Yani şöyle yapayım, pardon. Bir de aşk olsun. Ve Cem hep önce oyuncuları seçiyor, sonra rollerini yazıyor değil mi genelde? O çok özel bir durum. Nasıl bir karakter? Sıra dışı. Çok kısa da bahsedelim. Yani kişisel gelişim uzmanı ama filmin sonunda Isaac öldüğünde ortaya çıkıyor ki onun halasıymış. Aa, pardon, spoiler verdim. İşin bütünüyle her şeyini çok beğendim. Umarım izleyenler de beğenir. Ben gerçekten çok memnun kaldım. Bundan sonra da şimdi Erşan Kuner'i de beraberiz. Olması, hani oynaması beklenilen oyuncular vardı. Onların bu filmde mi? Evet, burada ve şeyde de. Hayır canım, bu filmde hiç öyle bir... Hayır, bu filmde... Bu filmi biz yani... Hangi yıldayız? Ezgi üzerinden sorun geliyor bu arada. Ha eyvallah. Evet, Ezgi ile Uraz yeni sezonda Erşan da yok diye. Yoksa bu filmde yok diye. Yani bu filmde Al Pacino da yok yani. yoklar izminden. Hayır. Burada belirli mi oldu? Yok, onlar doğru değil. Burada öyle şey. Bu yüzden çoğu biraz şey gibi oldu efendim. Tek imzayla iki filmi birden götürüyoruz. Yok benim. Ozan Güven'i ne zaman göreceğiz aramızda? Ozan Güven'i biz de merak ediyoruz. Ona artık yani gerçekten bununla ilgili... yani elbette şimdi olay çok ciddi bir konu ve üzerinden 3 sene geçti. Biz de arkadaşımızı samimiyetle sorduğun için söylüyorum. Hasretle bekliyoruz. O zaman bu konuda bir prensip koydu ortaya. O başına gelen tatsız hadise neticelensin, bir mahkeme kararı çıksın diye bekliyor. Bence çok edepli de bir şey yapıyor. Ama yani bir yandan da ben bir oyuncu arkadaşı olarak onunla oynamayı özledim tabii ki. Ceyhan abiyle oynamak çok zor. Ya ben de gördüm. Özellikle film sinemaskop olduğunda çok işler zorlaşıyor. Dev aktör denir ya. Çok yani. Korkunç. Farklı insanlar bir araya geliyorlar. Aynı dertten. Sevgi, acı, işte perişanlık ama farklı düzeyler. İnsanlar anlar mı birbirini? Sever mi? Sevilmek mi önceliklidir? Bir sürü şey tartışılıyor. Bu film çok kazık bir film. Çok zor. Şimdi ben geleceğim ve kimse kapanmayacak. İşte bir sanatçının konforu bu olsa gerek. Bakın buradan da görüyorum. Benim buna boyum yetiyor ya. Kafi. Abi ben bir defa şöyle... Burada kamera var mı? Evet, işte onu diyorum. Yani herkesin yaptığı gibi ben Fikir Sanat'la ve Cem Yılmaz'la ilk defa çalışmıyorum. Tabii ki elbette. Ben yani ama öyle bir giriş oldu biraz önce, bir hüzünlendim. Yok, Erşan'dan başlayalım. Evet. Abi çok güzel, yani çok ters köşe bir iş tabii. Erşan Kuneri'den sonra burada oynadığım rol de bambaşka bir rol olduğu için her şey yolunda, keyfim çok iyi. Film izlemeden çıktınız. Evet. Öncelikle film hakkındaki yorumlarınızı alalım. Çok güzel bir film. Alıştığımız Cem Yılmaz komedileri gibi değil. Biraz daha böyle bağımsız film tadında bir film. Isaac benim de eskiden çok iyi tanıdığım bir karakter. Birbirinden güzel performanslar seyrettik. En son başınızdan aşağı sular döküldü. O günden bugüne neler değişti? Evet. Hiçbir şey değişmedi aslında. Haklı bir tepkiydi abinin de verdiği tepki. Zaten olay yerinden hemen dağıldık sonrasında. Ama Cafer Ağa'da müzik sorununu bitiriyoruz gibi duruyor. Ya çok acayip. Bu kadar etkileyici bir hikaye beklemiyordum açıkçası. Ne zaman diyelim? İnşallah boş bir zamanımız. Bir vakit bulursak inşallah uygun bir zamanda. Isaac'i ben çok seviyorum, Isaac karakterini. Filmde çok güzel olmuş. Bu tip karakterleri de seviyorum. Bu tip karakterlerin filmlerini de çok seviyorum. Cem abi de çok güzel yazmış ve bütün ekip de çok güzel oynuyor.